Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Valorant tarihindeki en kapsamlı ve en kaliteli FPS arttırma videosunu sunacağım. Videoyu atlatmadan izleyin ki küçük detayları bile kaçırmayın. Dedikten sonra oyunumuza giriş yapabiliriz. Evet arkadaşlar, Valorant'a girdikten sonra sağ kısımdan ayarlara giriş yapıyoruz. Ayarlara girdikten sonra buradan görüntüyü seçip gördüğünüz FPS kısıtla seçeneklerini kapalı hale getiriyoruz. Bunları kapalı hale getirdikten sonra yukarıdaki grafik kalitesinden yüksekten ayarlarımızı düşüyor alıyoruz. Burada gördüğünüz vignette ve v kapalı olarak kalacak ve kenar yumuşatma kısmından hiçbiri ve bir x olarak seçeceğiz. Ardından netliği arttır ve keskinleştirme kapalı yerleri açık olarak kalacak. Nitelikler kısmında ise hepsini gizli yapıp sadece istemci hafiyetini metin olarak seçiyoruz ve oyun içerisindeki ayarlarımız bitiyor. Şimdi tekrardan oyunumuzu kapatıyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuzu kapattığımıza göre şimdi Valorant dosyasına ya da arama kısmındaki Valorant yazdıktan sonra çıkan uygulamaya sağ tıklıyoruz. Ve dosya konumunu açlıyoruz. Açılan kısımda tekrardan sağ tıklayıp dosya konumunu açlıyoruz. Burada yukarıda gördüğümüz Riot Games yazısına tıklıyoruz. Buradan Valorant klasörüne giriyoruz. Leave diyoruz. Shooter game binaries 1064 ve aşağı girdikten sonra oyunumuzun asıl dosyasını buluyoruz. Bu dosyamıza sağ tıkladıktan sonra özellikler diyoruz ve uyumluluk adı altından tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırakı tikli hale getiriyoruz. Ardından yüksek DPI ayarlarını değiştir diyoruz ve alttaki Gördüğünüz gibi burayı da tıklıyoruz ve uygulamayı seçip tamamlıyoruz. Bu yaptığımız ayarlarda oyundaki FPS ve drop problemlerinde büyük ölçüde çözecektir dedikten sonra diğer adımımıza geçiş yapabiliriz. Başlat kısmına grafik ayarları yazıyoruz ve açılan kısma giriş yapıyoruz. Grafik ayarlarında burada sizde değişken yenileme hızı seçeneği çıkıyorsa bunu kapalıdan açık hale getiriyoruz. Çıkmazsa da sıkıntı yok demektir. Aşağıda gördüğünüz gibi grafik performansı tercihi kısmı yine oyunumuz için en önemli olan yerlerden birim. Buradan göz at butonuna basıyoruz ve oyunumuzun olduğu alanı seçiyoruz. Buradan yerel disk C'ye giriyoruz. Sizin oyununuz nereye kuruluysa Riot Games e de program filesi bulmanız lazım. Riot Games diyorum. Valorant, Live, Shooter Game. Bazılarınız bunu yapıyor sağdan soldan görüp bu yanlış arkadaşlar. Bu oyunun launcher'ı. Bunu kullanmıyoruz. Shooter Game'e tıklıyoruz. Buradan Binary istiyoruz. 1064 ve ardından da Valorant 1064 Shipping dosyasını çift tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi aşağıda oyunumuz geldi grafik ayarlarına. Seçenekleri tıkladıktan sonra burada Windows'un kararına bırak, bırakın dediğiniz zaman oyununuzu genel olarak güç tasarrufuna alıyor. Siz buradan yüksek performansı seçtiğiniz zaman bu oyun bundan sonra bilgisayarınızda en yüksek performansta çalışacak anlamına geliyor ve kaydetliyoruz. Bu ayarı yaptıktan sonra MS Config'e giriyoruz. Bunun içinde de Windows R tuşlarına basıyoruz ve buraya msconfig giriyoruz. msconfig kısmında ön yüklemeye girdikten sonra bu iyi ön yüklemesi yoku tikliyoruz ve gelişmiş seçeneklere gelip şu iki tiki seçiyoruz. Burada zaten otomatik olarak RAM'inizin en üst sınırı gelecektir ama işlemcinizi bilgisayar genel olarak bir çekirdekte kullanır. Bununla dört çekirdek yapıp tamam deyip uygula diyoruz. Buna da tamam dedikten sonra yeniden başlatmanızı isteyecek. İsterseniz başlatabilir, isterseniz başlatmadan çıkabilirsiniz. Fakat tüm işlemleri bitirdiğimiz zaman yani videodaki adımlar bittikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekecek. Diğer adımımıza girecek olursak tekrardan çalıştırı açıyoruz ve bu kısma yüzde yüzde yazıyoruz ve enter'lıyoruz. Açılan kısımda yukarıdaki appdata'yı seçiyoruz. Buradan local ve ardından da Valorant'ı seçiyoruz. Saved ve Config klasörünün içerisinde Random isimle oluşan bir klasör bulacaksınız. Bu sizin Valorant'taki Config ayarlarınızın bulunduğu dosyadır. Bundan birkaç tane varsa birden fazla hesaba girmişsiniz demektir. Ya uygun olan hesabı bulup ya da şu şekilde random küçük harflerle olan bir klasörlerin hepsindeki dosyayı değiştirelim. Klasörümüze girdikten sonra Windows ve ardından Game User Settings dosyasını buluyoruz. Bu dosyamıza sağ tıklıyoruz. Birlikte açlayıp mod defterini seçiyoruz. Açılan dosyada grafik ayarlarıyla oynayacağız. Bunu oyun içerisinden engelleyemiyoruz ve bu da bizim için FPS kaybı oluyor. Aşağıdaki kısımda 60 ile 80 arasında bir değer belirlemenizi isterim. Bana kadarsa ben 65'i kullanıyorum. Burada çözünürlüğümüzü 65 yapıyoruz. Aşağıdaki tüm değerleri 0 yapıyoruz. Bu yaptığımız ayarlarsa oyundaki en kaliteli ve en fazla FPS'i almamızı sağlayacak dedikten sonra e, bu dosyayı da kaydediyoruz. Fakat bu dosya ile ilgili şöyle bir durum var. E, dosyayı kaydettikten sonra sağ tıklayıp özelliklere tıklıyoruz. Buradan dosyamızı sal tokunur yapıp uygula ve ardından tamama basıyoruz. Peki bu işlemi niye yapıyoruz? Valorant yaptığımız ayarları değişemesin ve e, FPS ayarları çözünürlük ayarları bozulmasın diye bunu yapıyoruz. Fakat oyun içerisinde bir değişiklik yaparsanız e, buraya kaydı olmayabilir bir daha girdiğinizde e, aynı olmayabilir o yüzden bir değişiklik yapmak istediğinizde bu dosyanın saltokunur tekini kaldırıp kaydedeceksiniz ve ardından kaydettikten sonra tekrardan aynı işlemi yapabilirsiniz. Dedikten sonra tamam diyoruz. Evet arkadaşlar bu bilgisayarıma sağ tıklayacağız fakat benim burada bu bilgisayarım diye yazan bir şey yok. Buradan herhangi bir klasöre girdikten sonra bu bilgisayara sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Açılan kısımda RAM miktarımızı öğreniyoruz. 16 GB RAM'im varmış bunu sizinle beraber arttıralım. Sağdaki gelişmiş sistem ayarları kısmına geldik. Tıkladık ve açılan kısımda gördüğünüz gibi performans ayarlarına giriyoruz performans ayarlarına girdikten sonra burada sizde büyük ihtimalle bilgisayarım için en iyi olanı Windows etsin ya da en iyi görünüm için olarak ayarlı olacaktır. Biz bunu en iyi performans için ayarla yapıp ekran yazı tipi kenarlarını düzelti seçiyoruz sadece. Ardından uygula deyip tamam diyoruz. Ve tekrardan ayarlarımıza tıklıyoruz. Ayarlarımızın üst kısmında gelişmişi seçiyoruz. Ve buradan kendimize sanal bellek atayacağız. Peki sanal bellek nedir? Burada da yazdığı gibi hard disk ya da SSD'nizden geçici olarak bir alan oluşturup bu alanı RAM olarak kullanmanızı sağlar. Burası sizde şu şekilde kapalı gelecektir. Tiki kaldırdıktan sonra hangi hard diskimizde ya da SSD'mizde yer daha çok yer varsa onu seçiyoruz ya da hangisi SSD ise onu seçiyoruz. Ben de bir tane disk olduğu için bu seçili geldim. Buradan da kendimize megabyte cinsinden RAM atıyoruz. Örneğin benim 16 GB RAM'im var. Maksimum olarak bunun yarısı kadar alan veya ortalama 3'te 1 olarak alan atamak istiyorum. Bunu nasıl hesaplayacağız? Hesap makinemizi açıyoruz. Hesap makinemizi açtıktan sonra 16'nın yarısının 8 olduğunu biliyoruz. Ve 1 GB'de 1024 MB olduğu için 8 çarpı 1024 yaptım. 8192'yi buraya yazdım. Ortalama 3'te 1'ini alacağım için de 5 GB istedim. Bunu da yazdım ve 5120'ye 8192 yazdım. Buraya yazdığımız değerlerin çok bir önemi yok aslında ne kadar düzgün olduğuyla alakalı. Sadece daha düz olması için bu şekilde yaptım. Ee, siz de yine çok büyük ya da çok küçük adetler yazmayın. Reminizin yarısı olacak şekilde maksimumu, e, ortalama 3'te 1 olacak şekilde de minimumu ayarladıktan sonra ayarla diyorsunuz. Ardından tamam diyorsunuz ve buradan da tamam diyorsunuz. İşlemimiz bitiyor bilgisayarı yeniden başlat gibi bir buton çıkacaktır. Bilgisayarı yeniden başlattığınızda artık 8 GB RAM'iniz daha fazla olacak ya da artık hangi değeri girdiyseniz. Arkadaşlar masa üstümüze döndükten sonra sağ tıklayıp görüntü ayarlarını seçiyoruz. Aşağıdan gelişmiş görüntü ayarlarını seçiyoruz. Peki bunu neden yapıyoruz? Çoğunuzun monitörü daha fazla hertz desteklemesine rağmen 60 Hz'de ya da 50 Hz'de sistemin otomatik getirdiği ayarlarda kullanıyor. Fakat eğer siz buraya geldiğinizde yenileme hızınız şu an 60'da ise bunu 90'a, 100'e, 140'a ya da daha fazla destekliyorsa monitörünüz o ayarı seçmeniz lazım. Bu da sizin oyununuzun çok daha akıcı olmasını sağlayacak. Evet arkadaşlar son olarak bilgisayarımızın performansını nihai performansa çıkaran kodu da söyledikten sonra videomuz bitecek. Bunun için arama kısmına cmd yazıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. cmd dosyamız açıldıktan sonra sizlere açıklamada vereceğim bu kodu kopyalayıp yapıştırıyoruz. Sağ tıkla yapıştırdıktan sonra Enter'a basıyoruz. Ve artık burada gördüğünüz gibi nihai performansımız güç ayarları arasına geldim. Peki nasıl gireceğiz buraya? Başlat butonuna sağ tıkladıktan sonra güç seçeneklerine tıklıyoruz. Buradan sağdan ek güç ayarlarını seçiyoruz ve burada ek planları göster dedikten sonra nihai performansı seçiyoruz. Son sürüm bilgisayarlarda üstün performans sağlar diyor. Eğer siz bu ayarı açtıktan sonra çok fazla hızlanmayı hissetmezseniz yüksek performansı da seçebilirsiniz. Nihai performansı seçiyoruz. Evet arkadaşlar nihai performansı da seçtik. Artık bilgisayarımız ve oyunumuz en fazla optimizasyonu gördü. Şimdi oyuna gidip oyunun eğlencesini çıkarabilirsiniz. Fakat bu kadar detaylı bir içerik için abone olup yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi eğlenceler dilerim.